Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni çıkacak bir oyundan birazcık bahsedeceğiz. Oyun Türk yapımı bir oyun. Bildiğim kadarıyla da tek kişi yapıyor bu oyunu. Maron Berets 2030. Yani Kırmızı Bereliler 2030. Steam'de 19 Mayıs'ta çıkış tarihi var. Ertelenmezse eğer, herhangi bir aksilik olmazsa 19 Mayıs 2022 tarihinde çıkış yapmış olacak oyun. Bu arada videomuza da başlamadan önce videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve düşüncelerinizi de oyun hakkındaki tüm düşüncelerinizi de paylaşmayı unutmayın. Yapımcı yorumları da okuyacaktır. Videomuzu da zaten izleyecektir. 19 Mayıs'ta çıkacağını tahmin ediyorum, bir aksilik olmazsa. Crescent Games'in yaptığı bir oyun. Şöyle bir Steam'den bir şöyle bakalım, sonra bir oyunumuza geçeceğiz. Şöyle birazcık oynarız, deneriz biz de. Bir hikayesinden bahsedelim. Maron Berets savaş zamanındaki askeri özel kuvvetleri simüle eden bir FPS, TPS, aksiyon, RPG oyunudur. Oyunun hikayesi Ağrı ve Ermenistan'ın bazı şehirlerinde geçmektedir. Türkiye ve Ermenistan arasında yükselen gerilimler büyük bir savaşa yol açması sebebiyle Türk askeri özel birlikler Ermenistan'la savaşmak için göreve çağrılmaktadır. Aynı zamanda Bordo Bereliler bir sorunla daha karşılaşacaktır. Hainler. Özel kuvvetlerin macerasına şahit ol. Ülken ve insanları için zorlukları atlat demiş. Oynanış bölümünde de ondan fazla birbirinden gerçekçi haritayı deneyimle. Gerçek silah tepmesi ve namlu alevi efektleri. Daha fazla silah açmak için düşmanlarını öldürüp deneyim puanı kazan. Klavye mouse ayarlarını dilediğin gibi ayarla. Sistem gereksinimleri de öyle çok aşırı yüksek şeyler istemiyor. Yani minimumda Intel i5 işlemci ya da muadili Ryzen 3 bir işlemci istiyor. 4 GB RAM istiyor. GTX 780 ya da muadili bir ekran kartı yeterli diyor. 64 bit sistemde çalışıyor. Ve depolamada da, yani diskinize 21 GB'lık boş bir alan istiyor. Önerilenlerde tabi daha yüksek, ne kadar iyi ise sisteminiz o kadar daha iyi performans alabilirsiniz. Türkçe dil seçeneği, Türkçe arayüz, Türkçe seslendirme, Türkçe altyazı ve İngilizce aynı şekilde arayüz, seslendirme ve altyazı seçenekleri mevcut. Şöyle bir oyunumuza da giriş yapalım. Ne var ne yok. Ben birazcık oynadım, şöyle bir ilk başını falan bir gözlemledim, baktım. Sizlerle de sıfırdan bir yeniden başlayacağız. Çok yüksek ses. Evet, mesela bu bir hata. Müziğin sesini kısamıyoruz. Master volümün sesini kısabiliyoruz. Bu bir hata yani. Çok yüksek ses. Bunlarla bir alakası yokmuş. Şimdi ayarlar bölümünde Türkçe dil seçeneği menü dili olarak geliyor ama her ne kadar Türkçe seçsek de buradakiler daha tam Türkçe değil. Umarım oyun çıktığı zaman tam olarak Türkçe olarak da menü seçenekleri gelir. Mesela keymapping diyor. Kontroller bölümü burada, mouse kontrolleri. Tuş ayarları burada. Bakın buralar da Türkçe değil daha henüz. Sese bakmıştık. Display bölümünde işte dikey senkronizasyon, görüş açısını falan ayarlayabiliyorsunuz. Çözünürlüğünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Tam ekran, pencereli ekran. Onlara bakabiliyorsunuz. Grafikler, detaylı bir grafik ayarı var. Güzel. DLSS olayı da var. Bu da güzel. Komple biz Ultra'da oynayacağız. Şimdi yeni oyun diyelim. Bu oyun kan, şiddet, küfür ve politik olaylar gibi bazı oyuncuların hoşuna gitmeyecek içeriğe sahiptir. Bu ve bunun gibi içeriklerden rahatsız olan oyuncuların bu oyunu oynamaması tavsiye edilir. Oyundaki her şey dijital üründü ve gerçeği kesinlikle yansıtmaz. Türk sihaları karşısında Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan bu savaşta kazandığı... Sesi kıstım biraz. Bir ay sonra savaş Azerbaycan'ın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Efekt sesleri çok yüksek. Konuşma sesi neredeyse duyulmayacak şekilde azdı. Bence. Bir inceleme videosu bu. O yüzden her şeyi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sonuçta oyunu bana sağ olsunlar gönderdiler. İncelemem için. Hareket etmek için WASD tuşlarını kullan. Evet, Azerbaycan bayrağını görüyoruz. Böyle bir alanda başlatıyor bize. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 485 metre sarı bir alan var. Harita dışına çıkamıyoruz. Belli yerlerden gitmemiz gerekiyor. Bu bölümler bize tamamen oyunun
mantığını, oynanışını vesaireyi gösteriyor. Koşmak için sol shift tuşuna basılı tut falan. Yani şuradan hemen kısa yoldan gideyim dediğiniz zaman burada bir görünmez duvara takıldık kaldık. Gördüğünüz gibi bakın. Mecburen şuralardan gitmek gerekiyor. Kamera açısını değiştirmek için C'ye bas diyor. İki farklı silahımız var şu anda. Biri tabanca, diğeri de normal otomatik tüfeğimiz. Şöyle baka baka gidelim. Havada da sihaları falan gösteriyor. Hatta siha kullanımını falan da birazcık böyle gösteriyor. Tabii ne kadar gerçek, ne kadar gerçeği yansıtmıyor bilmiyorum ama işte yukarıdan tank mank falan vurma olayları var. Onları da birazdan göreceğiz. Yalnız bazı yerler var. Bayağı zorladı beni. Yani hikayeyi iyi takip etmeniz gerekiyor. Hikayeyi takip etmezseniz sürekli göreve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden hikayeyi, altyazıları falan çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu arada bir video açıklamasını hemen Steam linkini de bırakırım. Sizler de oradan istek listenizi ekleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. 19 Mayıs'ta çıktığı zaman. Evet, düşman siperlerine doğru ilerle. Bu arada mermiler geliyor. Oradan adam uçtu. Değil mi? Evet. Burayı temizlemişiz. Şimdi yeni bir görev açıldı. Oraya doğru gidiyoruz. Ermeni bölgesini ele geçiriyor. Sihayı kullan ve tankları vur. Hemen buraya geldik. Siha kullanmak için E'ye bas diyor. Evet, Siha'yı burada görüyoruz. Kamera açısını değiştirmek için C'ye bas. Hemen şöyle. Ya efek. Sesler aşırı yüksek. İşaretliyoruz bu şekilde. Evet, birini aldık. İşaretle işaretle gitmemiz gerekiyor. Vuramadık sanırım. R'ye basıp yeniden doldurma işlemi yapıyoruz. Sonra devam. Evet, birini daha indirdik. Hadi be, ikisini aynı anda vuraydık iyiydi. Aa, ikisini aynı anda vurduk. Ya da başkası vurdu, bilmiyorum. Hadi. Temiz. Uçurduk. Şimdi yeni bir görev daha açıldı. Köylüleri Koru ismiyle. Oraya doğru gidiyoruz. Oradan sonra oyun zaten bayağı bir hikayesini anlatmaya başlıyor. Değişiyor. Sürekli sesleri kontrol etmek zorunda kalıyorum ya. Yani oyun bence benim görüşüm biraz fazla erken çıkıyor. Oyunda yapılması gereken kısa süre oynadığımı düşünürsem gördüklerim. Hemen buraya giriyoruz ve havaya uçtuk. Oyun bence biraz erken çıkıyor. Daha
geliştirilmesi gereken Karabağ çok şey olacağını düşünüyorum. Ermenistan halkından bazı kişiler sinirlenmişti ve savaştan dolayı intikam hikayesini istedi. Birazcık dinleyelim. Atlayabiliyoruz istediğimiz zaman. Bu kadar kolay bir şekilde ateşkes imzalamasını protesto ettiler. Başkan güçlü orduya karşı kesinlikle savaş kazanabilecek biri değildi. Bu yüzden 2023'te Ermeni halkı yeni başkanlarını seçtiler. Asador Suzmeyan, eski Ermeni özel birliği personeli. Yeni başkan duygusuz bir adamın teki. Türkçe seslendirme vesaire, bunlar çok güzel bir şey duymak bu şekilde. Evet. Şehitlik sanırım burası. Böyle bir şehitlik yapılmış. Şimdi olayı anlayacaksınız. Hakan, oğlum, baban Nijat aramızdan. Az önce biz ayrıldık. Öldük. İsmimiz Nijat'tı. Ana vatanımız Türkiye'ye taşınıyoruz. Nijat'ın oğlu olarak şu anda. Babana veda etme vakti geldi. Evet. Ey Ermeni halkı! Ekonomimiz, burada da Ermenistan'ın son zamanlarda başkanı aldığımız yatırımlar sayesinde halka konuşuyor falan. Buraları atlıyorum. Aranızdan bazılarının buraları da atlıyorum. Araştırma tesisinin insan haklarına aykırı olduğu için endişelendiğini duydum. Bakın, çok uzun hikaye şeyleri var. O yüzden atlıyorum buraları. Beyler, vatanımız burayı büyük izleyelim. Bir tehlikeyle karşı karşıya. İstihbarat servisimiz tarafından Asador'un ordusu birkaç askeri personelimizin Ermenistan'daki bir askeri üssün altında kurulan bir araştırma tesisine esir alındığını öğrendik. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Aynı zamanda Ermenistan ordusunun İstanbul'a nükleer saldırı düzenleyeceği bilgisine de ulaştık. Füzenin fırlatılmasına hala zaman var. Ama askerlerimizi Ermenistan üssünden bir an önce kurtarmalıyız. Hakan, çok mühim bir görevin var. Ermenistan parlamentosuna sızıp Başkan Asador'dan bu tesisin, evet, Hakan tam olarak nerede olduğunu da babası öğreneceksin. Gibi asker olmuş. Sadece bu. Unutma. Hikayede seni Narek bunu öğrenmiş oluyoruz. Bir komutan oraya gönderdi. Eğer yakalanıp oradan sağ çıkamazsa hikayeyi iyi dinlememek askerlerimiz gerek. Tehlike dinlemek altında gerekiyor. Olacak. Narek Esmeryan. Bu isim görevlerle alakalı. Duygularını kontrol edip karşımıza çıkıyor. Ol. Bazı hatalar var. Şimdi seslendirme bitti ama görsel hala devam ediyor. Yani SFX'i kıssak. Yok abi. Yani seslerle ilgili büyük hata var. Peki şöyle yapsak. Yani yağmur sesi falan çok yüksek geliyor. Ben kendimden kısayım, videodan kısayım bari. Ha. Abi yani gördüğünüz olayı. Ses ayarları yanlış. Evet sevgili yapımcı arkadaşımız. Ses ayarları yanlış. Master volume kıstığınız zaman efekt sesleri kesinlikle kısılmıyor. Konuşma sesi kısılıyor. Tamamdır. Böyle güzel. Şimdi oyunu bir kaydet diyelim. New slot. Şuradan bir görevi tekrarla diyeceğim. Hakan, Rus'un sınavına doğru geldi. Sakın şüphelerin var. Bir unutma. Sizin buraya Narek, Esmeryan Başkan'la konuşup araştırma tesisinin sizinle öğrenmek için doğmadık. Kimlik kartımız bu şu anda. İçeriye sızmak için Ermeni kimlik kartı kullanılıyor. Meclis binasına gir. Meclis binasına böyle silahla girmek de biraz sebe. Şimdi kartınıza iyi bakmanız lazım. İsminiz Arman Torigian. Doğum yeriniz Vanadzor. Bir yandan da oyunun mantığıyla alakalı tüyo vermiş olayım size. Tam girerken. Dur. Bana evraklarını göster.
Buyurun, kimliğim. İsmin nedir? İsmimiz neydi? Arman Torigian. Doğum yerin neresi? Doğum yerimiz neresiydi? Vanadzor. Peki Arman, neden geldin? Neden gelmiştik? Başkanla konuşmak için gelmiştik. Burada yanlış bir hareket yaptığınız tamam, zaman... Tamam Arman, geçebilirsin. Evet, geçiş izniniz verildi. Yanlış bir hareket yaptığımız zaman tekrardan şurada en başta görevin başlangıç yerine bizi döndürüyor. Yine sanki şöyle yapsak, hatta 75 şöyle yapsak daha iyi olacak. Sağ dönün ve üst kata çıkın. Başkanımız odasında bekliyor. Evet. Burada hızlı koşamıyoruz. Sağ dönün ve üst kata çıkın. Başkanla görüş. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi muhakkak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunun gelişmesine belki yardımcı olabiliriz. Sonuçta bizden birisi yapıyor bu oyunu. Evet, başkanın odası. Hoş geldin asker. Ne söylemek için buradasın? Ne söylemek için buradayız? Şimdi bak, beni buraya komutan Asador Suzmayan gönderdi. Beni buraya komutan Narek Esmeryan gönderdi. Beni buraya komutan Aramaz Nakashyan gönderdi diyor. Bizi kim göndermişti buraya? Alt yazıları ve hikayeyi takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi bizi buraya Narek göndermişti. Unutmayalım. Narek seni buraya gönderdi. Niçin gönderdi? Ne için göndermişti abi? Araştırma tesisinin adresini öğrenmek için nükleer füze fırlatma kodunu sordu. Nereye gömülmek istediğini sordu. Neydi abi? Araştırma tesisinin adresini öğrenmek için bizi göndermişti. Neden seni yollamak yerine kendisi sormuyor? Sebebi benim bana söylemedi. Bilmiyorum. Arayıp sorabilirsiniz. Biz bir ajanız şu anda. Sızlık içeriye. Telefonlar Türk ordusu tarafından dinleniyor ve Yerev diye burada bir yazı kaymış. Yani okuyamıyoruz. Doğrusu 3. Ha tabii ki. Narek zeki adamdır. Bu aralar yapılacak en mantıklı şey budur. Türk ordusu telefon konuşmalarımıza sızıyor. Araştırma tesisinin adresi üs 1 bölüm 2'dedir. Üs 1 bölüm 2. Narek dışında kimseyle paylaşma. Tamam başkanım, komutanları hemen bilgilendireceğim. Binayı terk et. Lanet olsun. Şimdi komutan Narek'le konuştum. Narek buraya kimseyi yollamamış. Bu adam evet, casusmuş. Burada bir çatışmaya tüm giriyoruz. Tüm askerlere bildirin. Bu adamı bu binadan çıkarın. Şimdi adresine bir araba yolluyoruz. Haydi. Abi düştük ya. Vay arkadaş. Dur şurayı yeniden geleyim. Oradan devam edelim. Evet, buradan yeniden çıkıyorum. Lanet olsun. Şimdi komutan Narek'le konuştum. Narek buraya kimseyi yollamamış. Bu adam casusmuş. Tüm askerlere bildirin. Bu adamı bu binadan çıkarın. Şimdi adresine bir araba yolluyoruz. Arabaya. Hayır. Abi hiç şeyi de yok. Bu arada Q tuşuyla oyun kaydediliyormuş. Şimdi öğrendim. Şöyle bir kontrol edelim de. Yine ölmeyelim. Hadi la.
Lan siz nereden çıktınız? Koş koş koş. Buralara kadar ben de gelmemiştim. Sizlerle beraber gelmiş oluyorum. Arabaya bin. Yine bir hikaye gireceğini düşünüyorum ama. Arya hoş geldin Hakan. Arya gelmişiz. Bugün bildiğin üzere çok önemli bir görevimiz var. Göreve çağrılmadan biraz ısın. Hadi hedefleri vur. Hedefleri vuracakmışız burada. Üstten ayrıl. Bunu bırakıp bunu alıyoruz da. Gerek yok ya. Şuradan mermi doldurduk. Ha, ikinci silah olarak mı geliyor? Bakayım. Yo. Dur. Bu silahımız daha iyi ya. Bunu alalım. Helikoptere bin. Ağrı'da. Oraya daha önceden iki kere çıktım. Sonra helikopterle oraya gidebiliriz. Ben sürmüyorum bu arada. Evet, helikopterimiz. Ermeni üstüne git diyor. Yani tek başına yapılan bir oyun için başarılı ama dediğim gibi geliştirilmesi lazım. Sonuçta biz birer oyuncuyuz. Biz görsel olarak bazı şeyleri oynanış ve görsel olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bir oyun yapmak ne kadar zordur. Biz bilemeyiz o kadar şeyi ama. Bence çıkış tarihi biraz erken oluyor gibi. Daha geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama destek amaçlı söylediğim gibi bu oyunu sizlere gösteriyorum, tanıtıyorum. Çekiyorum bir yandan. Söyleyeyim mi? Video açıklamasına ben yine Steam linkini koyarım. Destek olmak amaçlı da alabilirsiniz. Gerçekten beğenmişsinizdir, oynamak için alabilirsiniz. Fiyat konusunu hiç bilmiyorum, ne olacak, ne gidecek. 19 Mayıs'ta çıktığı zaman artık öğreneceğiz. Umarım böyle çok uç fiyatlara çıkmaz. Bizler tarafından, yani bizim ülkemiz tarafından destek alır yani. Yok, üst limitlere çıkarsa ben sanmıyorum kimsenin destek vereceğini yani. Buraları geçemiyoruz. Biraz yavaş ilerliyor. Şimdi mesela bu bölümlerin çok yavaş ilerlemesi biraz oyuncunun canını sıkar. Atlanabilir. Yapılabilir. Ya da daha hızlı geçilebilir buralar. Biraz fazla yavaş gidiyoruz çünkü. Bu da birazcık insanın canını sıkabilir. Şuraları atlayalım da inerken ya da indikten sonra başlatalım.
Buradan inmeliyiz. Evet, bir helikopterimizi vurdular. Buradan inmeliyiz deyip hemen hızlıca aşağı inmeye başladı. Koşalım. Oraları sizin görmediğiniz bölümü hemen söyleyeyim. Hemen bastım kayıt için ama orayı kaçırdık. Evet, hemen gidiyoruz. Var mı bizle gelen? Dayı sen gelmiyor mu? Bunları vuracağız mı ya? Vay arkadaş, vuramıyoruz. Heh. Sonunda. Vurma olayları biraz zor. Haydi, bu ne? Orada bir topluluk var. Yok abi. Onlar üstümüze bir gelirse bizi yaşatmazlar bence. Biz şöyle yandan yandan gitsek ne olur? Bir topluluk var orada çünkü. İkinci burada alt kattan ilerleyin. Ha yok, onlar bizden mi? İkiniz çatı kapıdan. Vay arkadaş. Anlaşıldı. Bizdenmiş. Dayı, ne yapıyorsun? Önüme geçiyorsun. Uzaktan vurma olayımız çok kötü ya. Çok zor vurmak. Lan oğlum, öleceğiz şimdi. Dur. Aa süper, bak bunu çok güzel yapmışlar işte. Ana ne oldu? Kapandı. Çok az mermim kaldı. ...48 adet mermi kaldı.
Hedefi denk getirmek çok çok zor. Allah yakında varmış. Üst katta mermi alabileceğimiz bir yer var ama. Allah oğlum. 18 mermi. Gerçi tabancamız var ama. Desert Eagle. Mermi üst katta. Mermi almamız lazım. Oh. Sonunda. Helikopterle işimiz bu sanırım sonra. İkinci bölüme gir diyor çünkü. Üst bir bölüm 2 idi sanırım değil mi? Öyle demişti yani. Allah canımız gidiyormuş. Oğlum mermi gitmiyor. Adamların yakınına girmemiz gerekiyor. Haydi bakalım binaya girin. Destek. Burası da ne böyle? Düşman! Saldırın! Düşman bölgesinde asansör kullanamayız. Bu çok tehlikeli. Aşağı katta başka bir yol bulmalıyız. Oğlum sen de birazcık sıksan mı ya? Bu ne oğlum, katliam gibi. Asansör kullanamayız deyip yolumu engelliyor. Lan oğlum ne yapıyorsun? Niye engelliyorsun beni? Sen gel bakayım şuraya. Gel. Kaç şimdi. Şu ekrana da bak. Bayrağımız. Pislikler. Propaganda videosu çekiyorlar. Onlara hadlerini bildirmeliyiz. Yani. Acil çıkış kapısına git. Yani kaç kenara. Acil çıkış kapısı nerede peki? Burası asansör. Propaganda odasına git.
Oh, videomuz. Maşallah. Allah. Bana vuramıyoruz, vuramıyoruz. Mecbur adamların dibine girip de vuruyoruz ya. Açsana. Evime hoş geldiniz misafirlerim. Bugün sizlerle çok eğleneceğiz. Hasta ruhlu herif. Kapıyı çalıştır. Ya dayı, nerelerden atlatıyorsun bizi? Kapıyı çalıştır, kapıyı aktifleştir. Tutsakları kurtar. Görev nerede lan? Sarı işaret var da. Neyse, buradan çıkacağız mı? Ne yapacağız anlamadım. Savunun la. Tutsakları, bak level olayı da var bu arada silahlarda. Oğlum 4 mermi kaldı. Ya sen de beni sıkıştırıp duruyorsun. Allah. Lan oğlum. Ya. Lütfen beni öldürmeyin. İnsanlığa karşı bir suç işledin. Askerler seni birazdan tutsak almaya gelecek. Esirleri buradan çıkarmalıyız. Kaydedelim burada. Evet arkadaşlar, burada bitirelim. Dışarıda da bandolar çalmaya başladı bu arada, 19 Mayıs için herhalde çalışma yapılıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim. Binayı terk et diyor. Oğlum ya, bunlar işte bak etrafınızı sarıyor mesela. Hareket ettirmiyorlar sizi. Falan fiş mekan. Yani dediğim gibi, en başta da söylediğimi tekrar söylüyorum. Oyunun da bence bayağı bir hatası var. Çok çok hatası var. Biraz erken çıkıyor gibime geliyor. Yani kendileri bilirler tabii ki de. Yani bu benim tercihim, benim kararım. Sizler de yorumlara muhakkak yazmayı unutmayın. Video açıklamasında Steam linkini bulabilirsiniz. Oyunun inceleyebilirsiniz.
Çıktığı zaman da satın almak isteyen arkadaşlar satın alabilirler, bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.